Bugün doktor geldi de kilo verme zamanında buluştuk. Ve çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Oytun Erbaş bizlerle birlikte. Ona neler soracağım, neler bakalım, neler anlatacak. Hoş geldiniz. Sağ ol Halit'im. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hemen metabolizma ile başlayacağım. Nedir bu metabolizma? Nasıl işliyor insan vücudu? Şimdi esasında bir denge var. Bir gıda alıyorsun, bir de harcıyorsun. Ama şöyle bir şey var. Herkesin genetik olarak harcadığı farklı. Herkesin genetik olarak iştahı da farklı. O zaman çok yedirttiren seni ne esasında? Genetik. Genetik. Yani annen baban çok iyi yiyorsa, obezse senin de obez olma ihtimali yüzde seksen. kere bunu biliyoruz. Bir dakika. Anne babada obezse. obezlik evet. varsa evet. sizde olma ihtimali yüzde seksen. Evet. Yani mecbursunuz buna. Net. Peki oh. sorun nerede? Ya iştahınız fazla ya da vücudunuz az yakıyor. Bazı vücutlar ee, ekonomik vücut dediğim vücutlar yani ya. e, az yakıyorlar. Yani az yakıyorlar, yakıyor ama az. çok da kaçmıyor. Ama yani, bu sefer sıkıntı de yok. Yani. Yani az yakıyor yani şöyle sen günde hiçbir şey yapmasan 600-700 yakarken e, bazı insanlar günde 300 kalori yakıyor. O zaman yağlanmaya müsait. Yani ben bunlara ekonomik motorlar diyorum. Yani ekonomik cihazlar ama ne riskleri var? Esasında bunlar yağları depoluyor. Esasında yaşam şansları yüksek. Yani bir kıtlık olsa kim yaşar sence? obezler evet. yaşar. Doğru. Yani işte ama şu anda kıtlık olmadığı için bolluk olduğu için o e, obezite bizi öldürüyor. Ama bir gün kıtlık olursa kimler hayatta kalacak? Obezler hayatta kalacak. Peki ailede yok. Evet. Ee, obezite ihtimali bir şimdi topluma baktığınız zaman artık fazla kilolu ve obezlerin oranı %50'yi aşmış vaziyette Aynen toplumda. Öyle. Dünyada da böyle ve Türkiye'de her geçen gün bu sayıda artıyor. artıyor. Yaşam tarzı değişiklikleri de bizim genlerimizi değiştiriyor olabilir mi? Kesinlikle. Bir kere gıdalar çok artık lezzetli. Mesela ekmek artık çok lezzetli. Bir şey var bu ekmekte değil mi? Ya yani şeker gibi ekmek. Hatırlıyor Eskiden ekmek böyle değildi. Şimdi Aynen. çok lezzetli. Şeker Ve var zaten ekmekte var, bu arada. Var, Aynen öyle. Bir de yediğimiz gıdalar şu anda en önemli özelliği fermante gıda. Fermante gıda ne demek? Yarı sindirilmiş. Yani enzimatik olarak sindirilmiş. Peki bu ne sebep veriyor? Enzimatik olarak sindirilme ee, tadı arttırıyor. Hı hı. Çünkü içinde e, şeker fazlalaşıyor ama emilim nasıl çok kolay. Biliyorsunuz benim 12 tane 12 metre bağırsağımız var. Artık 12 metre bağırsağa gerek yok artık. Yani şu anda yediğimiz gıdalarla halit 1 metre bağırsak olsa yaşarız. Çünkü fermatte ya, gıda yiyoruz. E, sinirime ihtiyacı olmayan gıda yiyoruz. sanki biri daha önceden ağzında sindirip <laughs> bizim ağzımıza vermiş gibi. Ya çok enteresan. Bu sefer evet. de çok hızlı emildiği için gıdalar ne oluyor? Karaciğer baş edemiyor. E, yağlanıyor vücut baş edemiyor, depoluyor ve obezite meydana geliyor. Evet, şimdi hazır gıda peki gıda kimyasalları vücudumuzu nasıl yönetiyor? Şimdi bir kere birikiyor. Vücudumuza birikiyor. Bütün gıda kimyasalları şöyle koruyucu olarak kullanılıyor. Hiç şimdi, bir yemeyeceğiz yani. Yani, şimdi yani bir şöyle tane şimdi ha yani. yiyeceksin. Yani bu ama şunu bil. Şimdi ilaç gibi bu. Bir tane ilaç zehirlemez. Tansiyon ilacını düşün. Ama evet. 10 tane verirsek zehirler. O zaman her şey zehirdir. Önemli olan dozudur. Doz aşımı Ama olmayacak. Ama sıkıntı şu. insanlar çok hazır gıda tüketiyor. Şimdi bu hazır gıda. Mesela günde bir tane günah şeyiniz var. Yani i̇ki tane e, şansınız. Ama durduramıyorsun. Evet. Tamam bunu yedim mesela bugün. 10 tane 20 tane yedim bundan. Bugün artık ne yemeyeceksin? Hazır paketli başka bir gıda yemeyeceksin. Bugün artık pasta börek yok. Yani eğer birçok hazır gıdayı aynı anda tüketirsen vücudun İflas eder. Sabah telefon açtın. Dedin ki bana işte oradan şey yapın. işte hazır dışarıdan bir şey söyledim. Geldi. Öğlenleyin işte baktınız hazır böyle hızlı bir yemek var. Koyun mikrodalgada biraz sıcak su koyun yapın dediniz. Yediniz. Akşamleyin bir daha olmadı. Geçmiş olsun. Kesinlikle. şimdi Şu gıda içinde monosodyum glutamat var bunun. Et tadı veriyor bize ve bağımlılık yapan bir şey. Yani bunu yedikçe yedinmeniz gelir. Bir de bunun içinde bol miktarda monosodyum glutamat ve tuz olduğu için siz bununla susuzluğunuzu gideremezsiniz. Bu sefer de içinize su içme isteği gelir. Su da biliyorsunuz hazır içecekler var, gazlı. Onları içmeye başlarsınız. Yani durum felaket bir düzeye erişir ve siz artık bir yeni bir yemek bağımlısınız. Yani şu andaki en büyük bağımlılık ne? Hamburger bağımlılığı, pizza bağımlılığı ve söz konusu çerez yani bizim evet, mutlu e, edemeyecekleri evet. kimse yok. Herkes mutlu eder bunu. Herkes mutlu eder. Bu, bu yeni, bunlar yeni alkoller, yeni tütünler diyebiliriz. Evet, öyle. peki. Şimdi madem biraz bu gıdalardan da bahsettik, önemli bir başlığım var aslında. Beslenme şeklini değiştirmeden kilo verebilir misiniz veya nasıl kilo verebilirsiniz? Aslında vücudunuzun bazı ipuçlarını söyleyeceğiz. Bunların maddelerinden bir tanesini az önce açıklamış olduk detaylı bir şekilde. Ama tekrar bu... 10 maddeyi bir görelim bakalım gelsinler. Evet birinci kutumuz açılıyor. İnsan neden beslenmesini değiştirmese de sıvı tüketimini arttırdığında kilo verebilir veya bes diyetin önemli parametrelerinden bir tanesidir. Tek bir şey var. Su e, içmemek iştahı açıyor. Net bilgi bu. Yani fizyolojik olarak su içmezseniz iştahınız iştah hormonları artıyor. Sonuç su bir gıda bizim için yemek gibi. O zaman su içmezseniz iştahınız açılır. O zaman suyla ekmek aynı şey. Ya yani su içerseniz ekmek yemiş gibi oluyorsun. Yani Türkçesi şu, su seni doyuruyor. Doyuruyor. O zaman su içmek zorundasınız. Peki su içmezsen ne olur? Su içmezsen... Daha fazla kalori olur. Kesinlikle iştahın artıyor. Net bilgi bu. Bunun gibi bir şey de var uyku. Uyumazsan iştahın açılır. Ya yani su ve uykuyu cebine koy. İyi uyursan, su içersen işten kapanır. Peki yok suyu fazla aldın, vücuttaki işte toksinleri atmaya yardım etti, vücuttaki ödemi atmaya yardım etti o yüzden zayıflıyorsun Hayır. da mı? Hayır. Tok tutuyor arkadaşlar. Tok tutuyor. Ekmek Onun için, yerine su içeceksin. Aynen. Mesela gün içerisinde yemeğe suyla başlamak, arada su içmek çok iyi bir davranış. Su vücuttaki iltihabı da azaltıyor. Onun için su bizim için çok önemli. Ama su için şöyle bir şey var. Su artık kirli, her yerde plastik partikül ortaya çıktı filtre edilmiş su suyu için. Yani su çünkü çok tehlikeli şu anda. Evet. Yani plastik başımızın belası. İkinci maddemiz meşrubatlardan uzak duruyoruz dedik. Şimdi kahveler şunlar bunlar hepsi o yani içerisinde şeker veya şurup ilaveli gıdalar. Üçüncüye geçiyoruz. Uyku. Evet, 8 saat cebimize koyduktan sonra sorunumuz yok neden? 8 8 saat abi çok büyük bir kayıp değil mi ya 8 saat? Abi 8 saat uyku şöyle bir laf var Mısır'da. E, diyor ki e, uyku bir e, tanrıdır. Dikkat edin diyor. Hani bu şu demek uyu kardeşim. Ya tamam da ömrün üçte evet, biri uykuda. Uyu, uyu uyu uyu. Ben bütün herkese şunu diyorum. Gençler diyor ki nasıl başarılı olacağız? Çalış, uyu, çalış, uyu yazıyorum her yere. Oku uyu, oku uyu. Evet. Bitti. Yani uyursan Alzheimer olmuyorsun, kanser olmuyorsun, obezite olmuyorsun. Ya. Net. 8 saat. 8 saat. Asla altının altına düşmeye. Yani 6 altı saatin altında uykular başına büyük belalar getiriyor, ömür kısalıyor. Ö ömür kısalıyor. Ömür kısalıyor. Yeni bir literatür de. Ha, ben hep şunu dedim, dedim. Dedikodu yapacağınıza uyun. Dedikodu yapacağına uyun. evet. <laughs> Çok evet. iyi. 4. Egzersiz. Hayatı uzattığı kanıtlanmış iki şeyden bahsediyoruz. Uyku ve egzersiz. Onun için günde yarım saat abartmaya gerek yok. Bir saate gerek yok. Bir saate gerek yok. Yarım saat yet yeterli. Hatta daha da abartayım 15 dakikada yeterli. Çok iyi. Yani. Evet. ya yani 15 dakika bir faaliyet. 15 dakika kesintisiz mi? Faslalar halinde olur mu? Gün içinde aktif yaşamak iyi bir şey ama yorulmak ve terlemek harika bir şey. Yani şöyle diyecekler. Hocam ben merdivenlere hızlı çıkıyorum. Tamam çık kardeşim. Güzel yaşıyorsun da bir ter dök ya kalp kaça girsin biliyorsun. Bir 130'a çıksın, 140'a çıksın. Bir bir terle ya yani. Onun için bunu 15 dakika yapmak lazım her gün. Lifli beslenme kesinlikle dünyanın en önemli şeyi e, yemek tabağının yarısı diyebilirim. Yemek tabağının yarısını lifli yap, diğer yarısına ne koyarsan koy diyebilirim. Gerçekten net bir bilgi. Yani ve ama taze gıda. Karbonhidrat olsa bile diğer her şey, tarafta her şey. o hani kapatıyor açıyor. Kapatıyor açıyor evet, gerçekten. Evet, aynen öyle. Ve anne karnında bile taze sebze yiyen çocuklu annelerin çocuklara otizm olmuyor, meme kanseri olmuyor, prostat kanseri olmuyor. Çünkü gebeler e, çok önemli gebeler için, daha da önemli taşıyor. Ara öğün veya arada bir atıştırmalık olarak kuru yemiş. Yanlış. Öyle mi? Yanlış. Geçiyorum. Ara öğün yok abicim. Ara öğün yok. Bu ana öğün bu. Bu ana öğün. Yani şunu söylüyorum. Mesela şunu miyiz? hocam kuru yemişten ara öğün olur mu? Olmaz, kuru yemiş ana öğündür. Ya yani ana öğün ne demek? Bu sadece tek başına kahvaltı bu. Bitti. Atıştırmalık olarak kereviz sapı, salatalık, canımız bir şey çekti o esnada öyle bir şeyle bastırabilir miyiz? Harika olur. Harika olur. Sebze çok güzel bir yöntem. Lifli olduğu için atıştırmalıkta on numaradır. Hayvansal gıdada balık protein, beyaz et veya ne diyorsun? Yağsız, evet. Yağsız hayvansal et. Net bir şey söyleyeyim mi? En çok yaşlandıran şey söyleyeyim sana. En çok yaşlandıran insana proteinler ve yağlar. Tamam ama... Şey yani... diyeyim, şunu bilelim bir kere. Mesela en çok yaşlandıran amino asit metiyonin. Nerede var? Mısırda var. Onun için bol bol mısır yersen bol bol yaşlanırsın. Soya yaşlandırıyor. Net bilgi. Onun için protein evet balık ama haftada kaç defa? Dört defa, üç defa. Balık vazgeçilmez. Balık yağı değil. Balığın... Kendisi. kendisi. O da nasıl biliyor musun? Yağda kızartılmış değil, haşlama yapılmış. Yani şey yapıyoruz ya. Hani biraz fırında böyle suyuyla yani kurutmadan biliyorsunuz şöyle bir şey var. Kızartılmış her şey baş belasıdır. Patates haşlarsan mükemmel. Kızarttın mı? Yandım. Kızartma. Balık kızartma. Evet. Şimdi burada göz var. Çok ilginç bir şey anlatmak istiyorum burada. Bir çalışma gördüm. Diyor ki eğer zayıflamak istiyorsan veya yediklerini kontrol etmek istiyorsan kendine ya aynada bak ya da selfie çek diyor. Seni psikolojik olarak motive edecek diyor. Yani kendi görüntünü düzeltmeye çalışacaksın. Ee, beslenme şeklini değiştirmeden zayıflamak için veya oradaki motivasyon için bir model olabilir mi? Hatta daha ağırını söyleyeyim. Ye, obezit olmamak için kendin yemek yap denir. Kokusu, görüntüsü, gözün doysun. Gözün doysun. Gönlün doysun, beynin doysun. Onun için evde yemek yapmazsan obez olursun. Kendin yemek yapacaksın. Bravo. Baharatlar. Baharatlar çok değerli. Metabolizmayı hızlandırıyor. Özellikle tarçın ünlü. Gerçekten de. Tarçın geri öyle. İkincisi tabii ki acı biber. Metabolizmayı hızlandırıyor. Onun için her yemekte mutlaka acı biber bulunmalı. Şimdi sadece metabolizmayı hızlandırıyor değil. Bundan 17 sene önce Oytun Bey'in dersindeyim. Fizyoloji dersiniz. Farmakoloji de anlatıyordu galiba ama o gün fizyolojiyi konuşuyorduk insan vücudunda ağrı maddesini, ağrı yollarını filan anlatıyor e, nörofizyoloji. E, beyne ağrı nasıl iletilir? İşte P maddesi, ağrı maddesi var, substance P. İşte efendim sen bu P maddesiyle ağrıyı hissedersin, bunu baskılarsan ağrı e, uzaklaşabilir. Ondan sonra bunu bastıran veya uyuşturan ne var? Substance P'yi etkisini azaltan e, kap sayısın. Acı biber. Abses'in substance pain'in kendisi esasında. Kendisi aslında. aslında. Evet, kendisi. Ondan sonra peki başka ne yapar bu? Vallahi tok tutar. Tok tutar. Tok tutar. Ya acı acıktırmaz mı? Hayır acı tok tutar dedi. Evet acı çok, e, acı tok tutar. Yani bu, bu önemli bir bilgi Evet P maddesi e, tok tutan bir madde doğru. Acı biberin şöyle bir özelliği var. Acı biber kanser dahil, Alzheimer dahil e, birçok hastalığı önlüyor. Ama acı biberde biliyorsunuz bir tek sorun var. Ee, bazen o sorunu yaşıyoruz. Mantar ürediği için özellikle dışarıda kurutulanlarda e, aflatoxin fazla. Bu bizim gibi ülke için büyük sorun. Onun için acı biber deyip geçmeyin. Acı biberde dışarıda kurutulmamış sanayi tipi olması lazım. E, paketlenmiş endüstriyel. Aynen öyle. Aynen. Çünkü evet. dışarıda kurutursanız yoğun bir mantar üremesi ve aflatoxin baş belası. Ve dünyada en çok karaciğer kanserinin olduğu yerler aflatoxinin en yüksek olduğu yerler. Yani özellikle Güney Asya ve Türkiye. Doğru. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.